Bismillahirrahmanirrahim. Hareketsiz bir metin nasıl okunur? Bu bağlamda video çekmeye devam ediyoruz. Bu seferki videomuz Ennahvul Vadih adlı kitaptan bir bahsi çekelim. Sayfa 12 El-Kavaidu Kurallar Mesela El-Kavaidu diyorum. İ demedim. E dedim mesela oradan başlayabiliriz. Şuradaki e, yazının tamamını okumayı hedefliyoruz bu videomuzda. El kavaidu dedik. Bildiğiniz üzere Arapçada kelimeleri mesela racülün şeklinde yazılan bir kelimenin başına eliflam getirildiğinde Zait olarak yani kelimenin aslında değil ir racül okumazsın el racül yani erra da atlarsın. Erracülü şeklinde okursun. Veya kitabun. Şuraya yazalım. Veya kitabun. Şimdi kitap kelimesi bir kelime. Bunun başına bir eliflem getirirsen el kitabı olduğunda yani il kitabı demezsin. Ul kitabı da demezsin. El kitabı dersin. El. El takısı. Arapçada başlı başına bir konudur. Harfi tarif, tarif harfi, edat tarif diye işlenir. Kimisine göre sadece lamdır, kimisine göre hemzedir, kimisine göre ikisi birdendir şeklinde görüşler mevcut. İhtilaflı bir konu. Ama hemze-i vasıldır bu ve hemze-i vasıl, hemze-i vasıl, ibnun, ibnemun, ibnetin, ismin, istin, eymunun gibi kelimeler var mesela. Kimisi keseli, kimisi fethalı olarak işleniyor. Bunlar örnek olarak Maksut adlı kitapta işlenmiştir. Nerede fethalıdır, nerede eselidir o kitapta bu ele alınmış. Daha önceden Maksut adlı kitabı işledik canlı yayında. Video kayıtlarımız mevcut ve çok yakında yine tekrardan bir canlı yayın ile karşınıza olacağız. Katılmak isteyenler oldu. Bunlar yani hemzeyi basıl. i diye mi okunur? E diye mi okunur? Bunlar nedir? Gramer konusudur. Bunları işlemek lazım. El peki kavaid diyorsun. Kava kafa mesela fetevel vav wow. kava dedin. Peşine adu demedin ama kava adu değil. Kava dedin. Neye dayanarak yaptın? Şimdi bir tane kelime var. Kelime şu. Kaide de tun diye bir kelime var. Bu nedir? Müfrettir. Tamam mı? Müfret. Yani tekil. Bunun çoğulu, cemi mükesseri, kırık çoğulu nedir? El kavaid. Kavaid kelimesidir. Bunu bildiğimiz için kavaidu. Ayna kesreyi verdik. Değerlerine fetayı verdik. Çünkü sözlükte yazıyor zaten. Sözlükte geçen bir kelime. Sözlükten bulacaksın. Data niye zambe verdik? kavva demedik mesela. kavva dedik. Onu ya dayalarak yaptık? Çünkü ilgili kelimeyi cer edecek bir şey yok başından. Harfi cer mi var muzaf mı var Hiçbir şey yok. Nasip edecek bir şey var mı? E, o da yok. O zaman raf edersin. et ter bu et ter bu Niye? Mesela e diyor mesela. E neye daim söylediğimi az önce bahsettiğim hemzeye vasılla alakalı kurallara binaen. Kuralları bilmeme binaen. Et terki bu diyorum da it demiyor mesela. it veya ut demiyorum. Hemzeye vasılla alakalı kuralları bilmemle alakalı olarak bunu söylemekteyim. Hemzeye vasılla alakalı kuralları öğrendiğinizde siz de aynı bu şekilde okursunuz. Peki et terki bu. Mesela şöyle de et terak keybu farklı bir harekeleme et tara keybu uydur gitsin yani ya ter keybu ter keybu ter keybu belki böyledir bir sürü şey uydurulabilir ama yine safla alakalı rakkebe rakkebe diye bir fiil var rakkebe ferraha gibi harracı gibi rakibe diye de bir fiil vardı Tamam rakibe Sülasi mücerrettir. Sülasi mücerret olan rakibe tefil babına aktarılmış. Böylece rakkebe olmuş. Yani aynı el fiilini şeddeleyerek ve hareketini düzenleyerek e, tefil babına aktarmış olursun. Rakkebe tefil babından mazidir. Yurakibu nedir? Muzaresidir. Terkibun mastardır. Fa'ale yufa'ilu tef'il. Terkib. Teksir. Binası teksir için mesela. Bunlar ne ile alakalı? Bunlar ne ile alakalı? Bina okuyan birisinin bunları bilmesi gerekir. Yani ortalama 2 ay 3 ay kadar Arapça görmüş birisinin bilebileceği, fark edebileceği bir kelime bu. Et terki kısmı böyle. Baya niye zamma verdik? Az önce bahsettiğim şeyden dolayı terkib kelimesinin ceri diyecek, nasb edecek bir şey yok başında. Bundan dolayı ötreyle okunması beklenir. Et terkü bulledi bulledi. Elledi yani elledi standart bir yazılışa sahiptir. mebni'dir demek bu. Donuktur, yazılışı değişmez. Elledi yufid. Nasıl okuyorum? Yufidu Nereden anladın yufidu diyor okunacağını? Belki de yufidu değil. Mesela yef yedu olamaz mıydı? Yef yedu. Ef yuf yedu. İffal bağımında muzar yapalım. Efade yufidu. Yine kelime çekim bilgisi de alakalı. Maksut adlı kitabı okuyanların görmesini beklediğimiz bir şey bu. Fade. Fade ne? Ecvef bir fiildir. Fade süresi mücerrettir ifade babını aktar ne yaparsın başına sadece bir tane hemze eklersin gerisini aynen yazarsın efade efade ifade babından mazidir muzaresine gelir yufidu burada olduğu şekilde yufidu olarak gelir tabi bunda ihlaller de var İlerler de var. İlerlere değinmiyorum yoksa konu çok daha uzayacaktır ve ilerleri bilmeyen için anlaması da zor olacaktır. Ama Maksud adı kitap okuyanlar fark edebilir zaten. Yufidu fiil. Yufidu. Dala veriyorsun. Çünkü bu ne? Fiili muzari. Fiili muzari ne halinde şu anda? Raf halinde. Niye? E kendisine kendisini nasip edecek bir şey yok evvelinde. Cezme diyecek bir şey de yok. Mesela en, len, key, i, len, yufidunun hemen sağında yer alsaydı o zaman yufide derdim. Veya yufidunun hemen sağında ne olsaydı? Mesela lem olsaydı, lem, lemma gibi cezmeden bir şey ol, olsa idi, o zaman da yufidu değildi. Ne olurdu? Dala zammı verir idik. Ama o da yok. Ne var başında? Hiçbir şey yok. Nasbeden yok, cezmeden yok. Öyleyse yufidu. Peşine gelen kelimeye faideten diye harekeyi vermişler. Hareke verilmesinin bir sebebi var. Verilmeseydi belki adam derdi ki acaba fail mi? Yani acaba bile deme. Kolaylaştıralım. Son derece basit olsun. Bundan dolayı bunun meful oldu ifade edilmiş. Feta vererek. Madem ki meful sana fail lazım. Fail de yufidu, fiilinde gizli olarak bulunan tahtında müstetir denir ona. Nedir o? Hüvedir. Hüve zamiri ne oldu? Fail oldu. Hüve o. Hangi o? Terkip yani. Nedir? Faideten. Fayda vermektedir. Bir şeyler ifade etmekte. Fayda kelimesi burada hem mefuldür hem mefsuftur. Tameten faydanın sıfatıdır. Tam bir fayda ifade eden terkiptir. Yani terkip, terkip nedir? 57 öyle bir şey ki yufid ifade ediyor. Faidesini tam eden. Tam bir fayda ifade edendir terkip. Yüsemma isimlendirilir. Şimdi yüsemma Niye yüsemma diye okuyorsun? Belki yüsemma, yüsemme şurada bir şey yok mu? Yani bir hareket yok mu? Aslında şu, onun da açılımını verelim. Şöyle olmalı. semmeye mazisine semmeye muzaresine gelir yusemmi yu yusemmi yu semmeye yusemmi yu -se mi me diyorsun burada evet. m ama bak mümde feta var sen kesir diyorsun hocam ne iş Yüsemmiyü malumu. Burada meçhulü var. ma meçhuldür. Ve aslı yüsemmeyüdür. Yüsemme yu Ya harfi illet musarik ma kavl meftuh. Ya elife çevirdik şu anda bu eliftir. ma olur. Bunda hareke olamaz. Çünkü eliftir. Elif tenzür gerekçesiyle harekeyi kabul etmeyen bir harftir. Takdiri ilap söz konusudur. Böyle detaylı farklı farklı kitaplarda bulabileceğimiz şeyler örnek olarak Tuhfetü Seniye adlı kitaba bakılabilir. Kaynak verelim. Meçhuldür yani. Hüsenna adlandırılır. Ne diye adlandırılır? Ya da şöyle de. Ne adlandırılır? Ayet adlandırılan şey nedir? Hüsenna hüve. O adlandırılır. Hangi o? tam bir fayda ifade edendir dedik ya terkip için. O terkip adlandırılır. Ne diye adlandırılır? Cümleten, cümleten kelimesi meful, yüsemmanı mefulü. Hüvesi ise yüsemmanı nesi olur? Naib faili olur. Müfide ten sıfattır. Cümleten hem meful hem mevsuf. Müfide kelimesi ise sıfattır. Neyin sıfatı? Cümlenin yani herhangi bir cümle değil, müfideten, fayda veren bir cümle olarak adlandırılır. Yani cümle ten diye okuyorum. Mefur olduğu için mensup okudum. Müfide ten diye harekelenmiş çünkü mensup bir kelimenin sıfatıdır. Mensup olan cümlenin irabına tabidir. Ve yüsemma mavi yine adlandırılır. Ne adlandırılıyor? Hüve o hangi o, o, terkip ne diye adlandırılır? Evden aynı şekilde kelamen, kelam diye adlandırılır. Hüve naibu fail kelamen mefuldür. Burada bir gramer bilgisi veriliyor yani bir kaide, bir kural verilmekte. Biz bu kuralı ne yapıyoruz? Kuralı gramer olarak, sarf olarak, hareke, irap olarak irdeliyoruz. Buna nasıl hareke verilir veya verilmişse neye dayanarak verilmiş? Devamında El cümle türlü müfide tu. Burada ne yaptı? Fayda veren bir cümledir deyip durdu ya. Cümleten ten dedi. Şimdi cümleye müfide ne yani? Nasıl oluşuyor? Nereden anlayacağız? El cümle tu cümle başıdır. El cümle lafzını nasip edecek, cer edecek, raf edecek ne varsa anında hiçbir şey göremedin. O zaman raf ederek oku. El cümletu el müfide tu. El müfide cümlenin sıfatıdır. Öyleyse cümle mevsuftur. Doğru. El cümle el müfide tu. Fayda veren cümle kad bazen teterak. Kad, kad, kad diye okunur yani. Kad diye terabe eceluhum. Ayette geçer iltikayet sakininden kaçınmak için dala kesri verebilirsin. Es sakinu ida hurrike hurrike bil kesri kaidesinden ötürü. Yoksa kade lafzı sukun üzere mebnidir. Ne yaptım şimdi? Ee, dedik ki es sakinu ida hurrike hurrike bil kesri kaidesi dedim ama maksut da geçer. E, sukun üzere mebnidir dedin. Mebni bahsin elde işleniyorsa orada geçer. Örneğin kafiye ile alakalı bir konudur. Kad aynı zamanda tufetü seniye de geçtiği üzere mazi başında iki farklı mana, muzari başında iki farklı mana ifade eder. Tetarak kabu diye harekelemiş mesela. Belki tetarak kabu, tetrak kabu, belki tet rikubu, yani belki tit rikub Yani uydur uydur dur. Nereden anladın sen bunun tetarak kabu olduğunu? Nereden çıkardın? Çıkartma gerekçemiz şu tefaale tetefaalu tetefaalu tefaalu tefa değil mi te tefa kalıp tuttu tefaale tefaul babından muzaridir bu tefaul babından muzaridir Gaybe kalıbı olduğu için tefaal babına bir ta daha eklenmiş böylece çift taalı olmuştur çift taalı kelimelerden bir tane ta'nın hasbi bir caizdir nerede geçiyor izidde geçiyor kısacası yani harekelemelerle alakalı birazcık sarf, birazcık nahiv görmek ondan sonra varsayımlı olarak okuma çalışması yapmak ama defalarca yani çalışma yapmak 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 derken oturuyor bu işler. Ama sen gidip sarftı, nahivdi görmeden öyle şu an yayınladığım videolara bakarak çözebileceğini zannetme. Sarf, nahiv bir temel olmalı temelin üzerine bunlar izlenmeli. Tetarakke bu dedik. Yani demek ki tetarakke buraya kadarı şu mavi olarak çizdiğim yerdekiler safla alakalı. Bağdan ye var. Yani bu da safla alakalı değil mi? Nahiv ilmiyle alakalı. Nahiv ilmine baktığımızda tetarakke bu muzarisini raf edecek, cezm edecek bir şey yok başında. Bundan dolayı raf olarak durur. Buna avamilde şöyle derler. Amili manevi geldi onu raf etti. Denir. Min kelimeteyni. Min sükun üzere mebni. Mun olur mu? Olmaz. Men, men olur da men başka bir şey. Eğer bu men olsaydı kelimeteyni olmazdı. Harekesi farklı olurdu yani. Min harfi cerdir. Tetarak ki bu oluşuyormuş fayda veren cümle neden oluşuyor? Min kelimeteyni. iki kelime den oluşuyor iki kelime den O den manasını minden alırsın. Benden almazsın. Bundan dolayı min olmalı. Kelime teyni tesniye mecrur cer alameti yağının varlığı. Nundaki kesre cer alameti değildir. Tesniye nunu zaten kesredir. Kelime teyni olur yani. Kelime te olmaz. Veya kili Bu da olmaz değil mi? Kelime tün kelime tane kelime teyni. Çekimle alakalı. Ve kat tetarakkebu bazen de oluşuyor. Buradaki kat bazen demek. Kat bu bazen oluşur. Min kelime de yani. İki kelimeden ne oluşuyor ama? bu da gizli zamir hiye var. Faildir. O oluşuyor. Hangi o? Cümle. Şimdi yine kat bu bazen oluşur. Ne oluşuyor? Hiye o. Hangi o? Cümle oluşuyor. Hiye fail. Neden oluşur? Min ektera. Min harficer ek kelimesinde kelimesini keste görüyor musun? görmüyorsun Ekser ra. Ra'nın fetasıyla bitmiş kelime. Oysa ki buradaki mine baktığımızda peşine gelen kelime için yani kelime teyine lafzı için mecruur dedik. Cer ya dedik. E, eksara mecruur mudur? Mecruurdur. Cer nedir? Ra'daki fetadır. Feta cer alameti olarak kullanılmış. Niye? E, ekser lafzı gayrimusariftir. Gayrimusariflerin cer alameti fetadır. Gayrimusarif olduğunu nereden anladın? E, ekser ismi taftir veznindedir. Ef'al vezninde. Ef'al vezn, ef'alu, ekseru, Allahu ekberu. Allahu ekber, ezan okuyoruz mesela. Ekberu. Nedir ekber lafzı? İsmi taf Değil mi? Eşittir, gayri mustariftir. Mesela, Allahu ekberun diyemezsin. Ekberu. Tek ötreyle biter. Ekberu. Böyle bitiyor be ru. Niye ekber kelimesi gayrı musarif çünkü ne ismi taf değil. Aynı şekilde ekse ru ram, ra zamme ile bitmişti ama min geldi ne yaptı? Zammeyi fethaya çevirdi. ver musariftir. Niye gayrı musarif? İsmi taftil vezinde olduğu için. Efal vezinde olduğu için ver musarif. Ne olmuş gayrı musarif olmuşsa? Yani cer fetha olmuş. Kesre olmamış. Ekser daha çok demek. En çok demek. Yani şunu diyor. Min kelimeteyen yani iki kelimeden oluşur. Kate terakibi min eksera veya da iki kelimeden daha fazla kelime de içerebilir. İkiden daha fazla kelimeden de oluşabilir. E kullu kelimetin ve her bir kelime kül muzaftır. O yüzden ne yapmış? Temin almamış. Bak iki ötre almıyor şöyle. İki ötresi yok. Tek ötresi var. Çünkü muzaftır. Kelimetin onu muzaf müleyhi. Kullu kelimetin her bir kelime her ne kadar kelime varsa fiha onun içerisinde yer alan neyin içerisinde yer alan? Terkibin içerisinde veya terkibin içerisinde yani evet. Yer alan her bir kelime veya fayda veren cümlenin içerisinde yer alan her bir kelime ki zaten demiş en az iki kelime daha fazla da kelimeden oluşmuş olabilir. İşte terkibin içerisinde diyebilirsin veya faydalı cümle içerisinde yer alan her bir kelime tuaddu sayılır. Ne sayılıyor? Hiye o her bir kelime. Hiye burada naib-i faildir. Niye? E, çünkü meçhul muzaridir. Sayılır diyorum bak. Sayar demiyorum. Sayar desem kim sayıyor? Şu sayıyor, bu sayıyor. Fail aras Sayılır. E'adde yu'iddu tu'iddu olurdu. Bunun malumu nedir? Tu'iddu yani aynın kestesiyle gelir. Tu'iddu ama aynda fetha var. Tu'addu yani meçhuldür. Tuandu sayılır hiye o ne sayılır? cüzden bir cüz yani ki minha kendisinden bir parça sayıdır. Terkipten bir parça, faydalı cümleden bir parça sayıdır. Min harfi cer, ha mecduru. minhi olamaz zaten. Min ha olur. Elif var çünkü burada. Elif met harfidir. Elif saat tarafında fetha ister diyerek izah etmeye çalıştık. İnşallah anlaşılmıştır. Böylece 20 dakikayı da doldurmuş olduk.